Merhaba kanal izleyenleri. Bu hafta sizlerle White Wedding'deyiz. Malum havalar ısınmaya başladı, düğün sezonu yaklaştı. Bu haftaki konseptimiz sünnet annesi. Birazdan sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel abiye modellerini ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce isterseniz gelin hep beraber mağazamıza gidelim. Geldin. Hoş bulduk. Bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii. Elçin Seçkin'le ben 21 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Afyon'da da sinema televizyon okuyorum. Modellik yapıyor musun? Arada bir yapıyorum, evet. Peki daha önce hiç sünnet düğününe gittin mi? Evet, gittim. Nasıldı sence? Hani sünnet annelerini nasıl buluyorsun, tarzlarını? Genelde abartılı giyiniyorlar. O da oğulların bir kere sünnet oluyor zaten. O yüzden ortamda daha şaşalı görünmek için abartılı buluyorum. Evet, zaten çocukların yaşları küçük olduğu için genelde bu daha çok ebeveynlerin bir gecesi gibi oluyor. Hatta nikah tazelimi olarak bile geçiyor. O yüzden açık renk elbiseler ve gelinlik bile tercih eden anneler oluyor. Abiye önerisi yapmadan önce sünnet düğününün konseptini de bir göz önünde bulundurmak lazım. Sen bu elbiseyle nerede, nasıl bir konsept düşündün? Kırı düğün yapardım bunu sanırım. Zaten bahar geliyor. Evet, elbisen de zaten bahar ve yaz havasına daha çok uygun. Dantel abiyeler her yaşa uygun modellere sahip. Baştan aşağı dantel olması da hem seni daha zarif ve asil göstermiş, hem de yaşına da çok uymuş. Yine beyaz tercih etmişsin. Düşük omuzlular da bu sene 2019'da oldukça moda. Sen nasıl buldun kendini? Ben de gayet güzel buldum. Zaten düşük omuz her elbisede bir zariflik katıyor. Ağırlığına bir zariflik katması da bir zıtlık, hoş olmuş. Evet, balık model tercih etmişsin. Zayıf olduğun için daha güzel taşımışsın. Zayıf annelerimiz bu tarz elbiseler tercih edebilir.
Kardeşimin sünnet düğününde annem de böyle bir dantel elbise tercih etmişti. Kendisi diktirmişti. İki parça. Altı etek, balık model yine. Üstü de kısa bir bluzdu, yine dantelli. Dantel günlük hayatta da benim çok sevdiğim bir şey. Normal yaşantıda da çok kullanıyorum. O zaman istersen şimdi sıradaki elbiseye geçelim. Tamam, olur. Geldin. Hoş bulduk. Çok şık bir elbise tercih etmişsin. Hem kumaş olarak hem renk olarak gerçekten çok ağır ve gösterişli duruyor. Yine ışıltılı işlemeleri var. Daha çok böyle göz önünde bulmak isteyen annelerimiz bu tarz bir elbise tercih edebilir. Yine balık model, zayıf annelerin tercih etmesi gereken bir model. Etek uçlarında püsküller var. Oldukça şık. Sen bu elbiseyle nasıl bir düğün planladın? Otelde olurdu çünkü ağır bir elbise düğün salonu için çok fazla kaçardı. Evet, bence de. Peki hiç böyle aklına gelen ilginç bir düğün anın var mı? Evet, bir kere bir Roman'ın oğlunun sünnet düğününe gitmiştim ve sadece anne ortada oynuyor. Başka hiçbir misafir oynamıyor. Neden? Adetler öyleymiş. Sadece anne ve yakınlar işte anne baba falan oynarmış. Enteresan. Başka kimse oynamazmış işte, evet. Sen nasıl buldun kendini? Ben gayet beğendim ve oldukça rahat. Kumaşı olsun, yumuşak dokulu bir elbise. Evet, omuz detayları da yine çok güzel ve evet, çok şık. Ben de çok beğendim. Yani ben ileride anne olursam, erkek annesi olursam İnsan. Sünnet düğününde bu elbiseyi tercih ederdim. Evet. Bu şekilde püsküllü etek uçları bu sene yine oldukça moda. Bunu daha geniş omuzlu anneler, kadınlar tercih edebilir. Onun dışında istersen bir şöyle dön, seni görelim. Tamam. Gerçekten çok güzel. Benim de gerçek hayatta tercih edebileceğim bir model. O zaman istersen senin söyleyecek bir şeyin yoksa sıradaki elbiseye geçelim. Olur. Thank you.
Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Bu sefer de sizler için hani illaki açık renk elbise tercih etmek istemeyenler olabilir. Abiye'nin vazgeçilmez rengi olan kırmızı elbise tercih ettik. Kırmızı elbiseleri yine lame veya dore aksesuar ve ayakkabılarla da tamamlayabilirsiniz. Zaten senin üzerinde gümüş rengi işlemeler var. Sen nasıl buldun kendini? Ya, güzel. Arkası uzun olması biraz sıkıntı bence çünkü illaki oyun falan oynanıyor. O sırada takılma gibi durumlar olabilir. Evet, ama boyu biraz uzun. O da tadilatla halledilir evet. Zaten. Onun dışında bununla nasıl bir düğün hayal ettin? Normal düğün salonunda bir düğün. Bir de ben borduyu daha çok yaşı büyük insanlara yakıştırıyorum. Evet, zaten sanki çünkü senin tarzın değil. Yaşından da dolayı olabilir. Biliyorsun ki şu anki düğünlerde organizasyon şirketleri çok değişik ve renkli şeyler yapıyor. Sen nasıl buluyorsun bunları? Güzel ama bence o zaman insanların eğlenemediğini düşünüyorum. İnsanlar eğlense daha güzel olurdu her şey. Bence de yani genelde bir şov ve gösteri izliyorsunuz ama onun dışında dans etmek bence daha eğlenceli olabilir. Sen peki kırmızı bir renk tercih eder miydin sünnet annesi olsan? Hayır etmezdim. Daha ne çok renkler tercih ederdin? Açık tonları tercih ederdim çünkü güzel bir gün yani neden böyle ağır bir kıyafet ve renk giyeyim ki? Ama şimdi sünnet annesisin, bütün gözler senin üzerinde. O yüzden gecenin en ihtişamlı kadını olmak zorundasın. Yani tabii ki de zevk meselesi. Kırmızı tercih etseydim bile bu kadar koyu bir ton tercih etmezdim. Daha göze batan bir... Belki de yaşından dolayı olabilir. O şekilde. Biraz daha yaşın ilerleyince zevklerin de değişebilir. Evet. Yani ben çok beğendim. Ben de tercih etmem ama belki ileride tercih edebilirim. Belli de olmaz. O zaman istersen şimdi sıradaki elbiseye geçelim. Tamam olur. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Bu sefer kısa bir elbise tercih ettik. İlla ki uzun elbise giymek istemeyen annelerimiz olabilir. Ya da daha modern olan anneler için bu elbise daha çok uygun. Bu elbiseyle nasıl bir düğün hayal ettin? Ya, Boğaz'da bir düğün salonunda olabilir. Evet, dans etmesi de çok şık olur evet, bu elbiseyle. Kesinlikle. Püskülleri çünkü gerçekten çok hoş. Omuz detayları da yine aynı şekilde.
Yine açık renk bir elbise, pudra tonlarında. Bu şekilde daha böyle yaz düğünü olabilir bu elbiseyle. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ben aşırı beğendim ve gerçekten çok rahat. Evet, bu elbiseyi herhalde tercih ederdin. Evet, bunu ederdim. Ben de ederdim. Renginden dolayı da çok böyle zaten neşeli bir, evet, çok karakteri yansıtan modern bir elbise. Söyleyecek başka bir şeyin yoksa yok, ben sana teşekkür etmek istiyorum geldiğin için. Şimdi bir de sizler için küçük bir sürprizimiz var. Bu hafta Panorama ekibi setimize ziyarete geldi. Kamera arkası görüntülerini şimdi sizlerle paylaşacağız. Ecem Uludağ'ın hazırlayıp sunduğu Tarzınız Farkınız programının kamera arkasındayız. Kendisi yanımda ve çok güzel giyinmiş. Bakalım bu haftanın konsepti neymiş? Hemen dönüp kendisine öğreniyoruz. Merhabalar Ecem'cim, nasılsın? Merhabalar Esra'cığım, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle kıyafetin harika olmuş, teşekkür çok yakışmış. Teşekkür ederim, ben de çok beğendim. Hem siyah hem dekolte, tam benim tarzım. Kendin mi seçtin? Evet, kendim yoksa seçtim. Yoksa mağazadan mı yardımcı oldular? Saç renginle de çok güzel olmuş. Küpelerin de uyumlu olmuş. Teşekkür ederim. Hakikaten güzel. Peki bu haftanın konsepti nedir? Bu haftanın konsepti, havalar ısındığı için düğün sezonu da yaklaştı. O yüzden sünnet anneleri olarak düşünüldü. Peki sünnet anneleri artık çok daha farklı giyinmeye başladı, çok daha gösterişli giyinmeye başladı. Sen neler söylemek istersin? Yani genelde uzun abiyeler tercih ediyorlar ve açık renk. Hatta bu daha çok çocukların yaşı küçük olduğu için anneyle babanın gecesi gibi oluyor. Hatta nikah tazeleme gibi de geçiyor. Evet. Gelinlik bile giyiyor anneler. Ben çok şaşırdım. Yani gelinlik giydiklerini bilmiyordum ama birkaç defa ben de denk geldim. Şaşırdım ama artık alıştık anne bu, evet. Annelerin çok daha gösterişli, güzel abiye kıyafet seçmelerine. Evet, daha çok yine açık renkler, gelinlik olması bile beyaz tonları, kırık beyaz, pudra tonlarında elbiseler tercih ediliyor. Evet. Şimdi ben sünnet annesi olur muyum bilmiyorum. İleride bir erkek çocuğuna sahip olur muyum onu bilmiyorum ama buraya kadar gelmişken ben de bir kıyafet denemek istiyorum. Olur. Benim için bir kıyafet seçer Tabii misin? Tabii ki de, hemen seçerim. Tamam o zaman. Gri renk olabilir. Hı-hı. Biraz daha gösterişli olabilir. Ben de uzun abiye tarzı istiyorum. Bunlar da aklımda bulunsun. Tamam, hemen. Bakalım o zaman. Bana nasıl olur bilmiyorum ve... Bence çok güzel olur. Hemen denemelisin. Evet, hemen denemek istiyorum ben de. O zaman kabine geçeyim. Ecem'cim, nasıl buldun kıyafetimi? Çok güzel, ışıl ışıl parlıyorsun. İhtişamı seven sünnet annelerimiz böyle bir elbise tercih edebilirler bence. Evet, bir de açık renk istemeyenler bu tonlarda, bu renklerde kullanabilirler. Evet, yine antrasit taş işlemeleri var üzerinde ve balık model oldukça zarif gözüküyor bence. Evet. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Hem seçim yaptığın için, sizlerin de sayesinde, kamera arkası sayesinde ben de giymiş oldum böyle bir kıyafeti. Ben teşekkür ederim. Çok güzel taşıdın üzerinde. Aa, gerçekten. Çok teşekkür ederim. Sen de aynı şekilde. Ben çok vaktinizi çalmadan hemen yanınızdan ayrılıyorum. Size de kolay gelsin diyorum. Çok sağ ol. Bu haftalık da sizlere göstereceğimiz elbise modellerimiz bunlardı. Haftaya aynı gün aynı saatte farklı bir mağazada görüşmek üzere. Hoşçakalın.